Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Temel Kotil, Atak 2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinin deniz versiyonunun geliştirileceğini açıkladı. Temel Kotil, Anadolu LHD için Atak ve Gökbey'in deniz versiyonu çıkacak mı? Bu yönde bir takviminiz var mı? Sorusuna, şu an için Atak 2'nin deniz versiyonunu düşünüyoruz. Açıklamasında bulundu. 10. Deniz Sistemleri Semineri kapsamında düzenlenen Deniz Hava Projeleri oturumunda konuşma yapan Tuamiral Alper Yeniel, 2022 yılı Mart ayı içerisinde Kara Kuvvetleri ile yapılan protokol kapsamında 10 adet taarruz helikopterinin teslim alınması beklendiği açıklamıştı. Sunu'da taarruz helikopteri tedarikine ilişkin görselde hafif taarruz helikopteri T-129 Atak ve ağır sınıf taarruz helikopteri Atak 2 yani T-929 görsellerine yer verilmişti. İmzalanan protokol kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde bulunan ve deniz tabanlı inşa edilen AH-1W Super Cobra taarruz helikopterlerinin Deniz Hava Komutanlığı'na teslim edileceği düşünülmekte. Kuvvetin uzun vadede Atak 2 gibi ağır sınıf bir çözüm istediği bilinmektedir. Tedarik edilmesi durumunda AH-1W Super Cobra helikopterleri geçiş döneminde ara çözüm olarak ağır sınıflara altyapı hazırlığı olacaktır. Mevcutta Anadolu sınıfındaki ve benzeri platformlarda ağır sınıf taarruz helikopterleri konuşlandırılmasına yönelik bir yaklaşım söz konusudur. Ağır sınıf daha yüksek mühimmat kapasitesinin yanında deniz duruşu yüksek platformlar olarak daha zor deniz koşullarında görev icra edebilmektedir. Temel Kotil, 11 tonluk Atak 2 taarruz helikopterinin 2022 yılı içerisinde motor çalıştıracağını, pervanelerini döndüreceğini açıklamıştı. Kotil daha önceden ağır sınıf taarruz helikopteri Atak 2'nin motorlarının Ukrayna'dan geleceğini ve bu bağlamda sözleşme imzalandığı da açıklamıştı. T-929 yani Atak 2'nin 11 ton sınıfında olduğu ve 1500 kilogram mühimmat taşıyabildiği açıklanmıştı. Yerli ve milli motor alternatifinin olmadığı için motoru Ukrayna'dan geliyor. Kotil ayrıca 2500 beygir motorlarla donatılacağını ve 2023'te uçuşunu yapacağını ifade etmişti. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Anadolu LHD'nin inşa faaliyetleri kapsamında ince işlerin kaldığını ve 2022 yılı sonuna kadar geminin teslim edileceğini söylemişti. Hedeflenen takvimin, 2019 yılında gemide meydana gelen yangın, pandemi sürecindeki mevcut çalışma şartları ve sebeplerden etkilendiğini ifade etti. 2019'daki yangının inşa sürecini 4-5 ay geciktirdiği belirtilmişti.